programına hoş geldiniz. Bakış Özel, Sürdürülebilirlik Özel yayınına hoş geldiniz. Sürdürülebilirliği konuşacağız. Bugün de alt başlık olarak sürdürülebilirliği spor seçtik ve sporu seçtik ve son zamanlarda Türkiye'nin gururu olan, Türkiye'yi gururlandıran Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ bizlerle birlikte. Diğer konuğumu da tanıtacağım ama şunu söyleyeyim. Evet, bizi gururlandırdılar filenin sultanları ama bunun bir perde arkası var. İşte biraz biz bu sürdürülebilirlik kapsamında sizle süremiz el verdiğince bunu paylaşacağız. Diğer konuğum da Aksa Sigorta CEO'su Sayın Yavuz Ölken bizlerle birlikte sürdürülebilirliği bize biraz tanımlayacak ve sporda sürdürülebilirliği konuşacağız. Başlayalım efendim. Efendim katılabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr'den canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Instagram adresi üzerinden de varsa sorularınız, güzel yorumlarınızı bekliyoruz diyelim. Öyle başlayalım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sayın Ölken hoş geldiniz. Merhaba Naci. Başkanım isterseniz Yavuz'la ben bir başlayayım. Evet. Çünkü o... Biz konuştuk yayına girmeden önce bir sürdürülebilirliğin bir iki cümle tarifini yapalım. Çünkü sürdürülebilirlik bizde daha çok yeni bir kavram. Ve tabii söylendiği anlamından başka anlamları da var. Biraz Yavuz bize onu anlatırsa sürdürülebilirlik. Vallahi aslında özü çok basit ama uygulaması oldukça kompleks bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü bütün toplumların, iş insanlarının, eğitimin, sporun, hepimizin önünde bir sürdürülebilirlik konusu var. Önce çok kısa şunu söyleyeyim. Bizim açımızdan, benim açımdan baktığınızda kısa vadeli düşünmek yerine uzun vadeli düşünmek. Hani böyle basit basit dersek daha kolay anlaşılıyor. Bir sermayedarı temsil ediyorum. Bir sigorta şirketiyim. Bir kar elde etmeye çalışıyoruz ama bu karı sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerle beraber bakmak zorundayız. Yani karı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarda bir miktar kullanmamız lazım. Para ile başarı ölçü yok. Artık paranın yanında başka değerler var. İşte iklim değişimi, karbon emisyonu, biyoçeşitlilik gibi kavramlar şirketlerin değerlemesinin de ön plana çıkmaya başladı. İşte Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi diye bir kavram ortaya çıktı. Bizim sektörümüz içinde diyebilirim bunu. Büyümenin yerini kalkınma ve gelişme olarak tanımlıyor sürdürülebilirlik literatürü. Rakiplerle rekabet yerine rakiplerle paydaşlık. Bunlar da hep değişen bence kavramlar ve çok gelecek için umut veren kavramlar. Sadece kurumun, bireyin çıkarını değil, bütünün çıkarını hedeflemek zorundayız sürdürülebilirliği konuşuyorsak. Tüketim yerine tasarruf, yeniden kazanım ve yeni bir literatürü çıkmış durumda türetim. Yani yeniden kazanıp türetmek zorundayız. Küresellik yerine veya yerel olma yerine tam bunun dengesini konuşacağız. Yıkıcı bir dil yerine yapıcı bir dil, yatay düşünce yerine entegre düşünce, yani belki bugün onu da konuşacağız. İşte sporda sürdürülebilirlik bize onu gösteriyor. Türkiye Voleybol Federasyonumuz, Sayın Başkanımızın da tüm ekibiyle beraber gerçekleştirdiği, gerçekten her şeyi entegre düşünmek ve geleceği hazırlamak durumundayız. Benim açımdan sürdürülebilirlik bu. Bunun için de sigorta ile ilgili de bir kelimeyi koyayım, sonra spora başlayalım. Çevre, ekonomi ve sağlık. Biz sigortacılar, mesleğimiz insanlık için değerli olanı korumak. Aksa Sigorta'nın vizyonu da bu çerçevede oturmuş durumda. Tabii çevre için, sosyoekonomik koşulların refahın ilerlemesi için, sağlıkta daha iyi günleri yakalayabilmek için kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Ve işte toplumun refah içinde yaşayabilmesi için de spora tutunduk. Türk voleybolunu çok yakın takip ediyoruz. Bizim gururumuz diyoruz ama hikaye Noyan'cığım oldukça uzun. Yani bugün bir maçın başarısı değil konu. Peki şimdi efendim aslında sayılırken
Sayın Üstündağ Başkan'a benim soracağım çok şey var dedi. Ben de dedim ki bu sefer programı sunuculuğu ben değil, istersen sen üstlen ve sor. Sayın Başkanım, yani tabii ya, Sayın Başkan'la Sayın Ölken'in de üçümüzün de çok eski bir dostluğu var. Peki madem sürdürülebilirlikten girdik, o zaman başkana ilk soruyu da sana bırakayım. Vallahi ben sorayım ilk soruyu, çünkü ben bir seyirci ve taraftar gözüyle, sporsever gözüyle soruyorum. Bu yaz harika günler geçirdik. Yani gözümüz uyku girmedi, heyecanlandık, başarılar geldi. Olimpiyatta erkekler, kadınlar, gençler. Tamam, çok güzel sportif başarı var. Herkes de böyle bakıyor. Başkanım, bu kadar kolay oldu mu bu iş? Yani 2021'in yazı, 2019'un yazı bu kadar kolay geldi mi? Yoksa o iş nereden geliyor? Biraz onu bize anlatın. Çünkü ben bu tarafın bilindiğini düşünmüyorum. Vardı. Yayından önce söyledin. Smaçı vur. Filenin sultanları vuruyor smaçları, kazanıyor maçları. Bu değil herhalde. Slogan çok güzel yani, harika da. Bu değil herhalde. Başkanım, bu nasıl geliyor? Biraz bize 2016'dan şöyle kısaca nasıl geliyoruz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. 2016'dan bugüne kadar sürdürdüğümüz bu Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na 26 Ekim 2021'de geçen hafta yaptığımız genel kurulla tekrar yeni bir dönem daha göreve devam ediyoruz. Bu arada hayırlı olsun. Ve bu başkanım. Arada artık bizim paydaşımız olan Yavuz kardeşimiz de Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olarak bugün programda da beraberiz. Sana da hayırlı olsun. Artık bütün sorulara bundan sonra, bu programdan sonra bana değil de bütün soracağınız soruları Yavuz Bey'e, İstanbul'da nasıl olsa Yavuz Bey'e sorarsın. Soru konusunda herkes birbirine atıyor topu. Hayırlı olsun. Burada hikaye çok güzel olunca yok, ipucu veriyorum. Bundan anladım, sonrası için. Anladım. Bugün için tabii ki ben burada sorduğunuz her soruya ve bu iş, evet doğru söylüyor. Yani bugün vurduğumuz smaçla bu yaz döneminde %97 din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın Türkiye'de bütün ekranları başında herkesin izlediği, gurur duyduğu bir voleybol hikayesi yaşandı. Yani derecemiz bizim şampiyon olduk, ikinci olduk, üçüncü olduk, bu değil. Burada bu heyecanı bu ülkeye yaşattık. Bu sporda bir birleştiricilik, bir bütünlük sağladık. Bu bütünlüğü, bu birleştiriciliği arkasında büyük bir emek var. Yaptığımız genel kuruldan sonra ilk toplantıda da zaten Yavuz kardeşim geldi, gördü. Gerçekten başkanım, dışarıdan görmekle bu böyle olmuyor. Daha birinci toplantıda da ki notlarını da almış, yaşadık. Daha iş bitmez. Çok 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 daha önümüzde uzun yapacağımız işler var. Bugün temele indiğimizde baktığımızda, temelden baktığımızda bu sürdürülebilir olmak çok önemli. Bizim bugün Türk voleybolunda bu pandemi sürecinde ülkemizin, Avrupa'nın, dünyanın etkilendiği bir süreçte biz burada bile bu sürdürülebilir olayı yaşatmaya çalıştık. Burada bile bir emek var. Veliler okul kapısının önünde beklediler. Çocuklarını uzaktan görebildiler. Biz 80 gün, 70 gün, 75 gün kamplar yaparak, ailesiyle buluşturmayarak ve biz artık onların içinden biri olarak, bir aile olarak biz bu çalışmaları yaparak altyapılarda 2019 olayından sonra, bu pandemiden sonra da biliyorsunuz 2019'un bizim Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir olimpiyat sürelerimiz var. Olimpiyatlara katılma hakkı elde ettik ve bu arada da tekrar başa döndük. Pandemi sürecinde yaşanan bir olay var. Bu yaşanan olayda biz U19 takımının Avrupa şampiyonu olması. Pandemi sürecinden sonra takım sporlarında Avrupa'da getirilen en büyük derecelerden biri. Evet. Hemen ardından kısa bir süre sonra U16'nın Avrupa'da final oynayıp ikinci olması. Bunun altyapıya bir kere çok önem vermek lazım. Ben programın başında da gördüm. Çekimlerde yapılmış. TVF Lisesi. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun lisesi ve bir de takımı var orada. Erkeklerde ve kızlarda lisenin takımı var. İkinci ligde mücadele ediyor. Yarışma hakkı var. Yarışıyor. Burada bir velisiniz. Şimdi sürdürülebilirliğin burada bir önemini değinmek istiyorum. Biz bu okulu hayata geçirdik. Türkiye'yi tarıyoruz. Yetenek taramalarından geçiyoruz. Sayın Başkanım, lafınızı böldüm. Çok özür diliyorum. Verelim o haberi. Evet. Onun üzerine konuşalım, daha iyi olacak gibi tamam. Geliyor. Efendim, Sayın Başkanım da söylediği gibi bir voleybol
okulu var. Şimdi bütün veliler ve öğrencileri, arkadaşlar gittiler, çekim yaptılar. Bütün öğrenciler ve veliler bu haberi bekliyorlar. Bir seyredelim birlikte, sonra da Sayın Başkan'la bu konu üzerine bir sohbete devam edelim. Türk voleybolu dünya çapında son yıllarda önemli başarıları imza attı ve marka haline geldi. Biz de Bakış olarak bu hafta voleybolun altyapıdaki kalbindeyiz, Ankara'daki spor lisesindeyiz. Geleceğin şampiyon voleybolcuları işte bu okuldan mezun olacak. Okulumuza ortaokulu bitiren Türkiye genelindeki her öğrenci, voleybola merakı olan, voleybolda yeteneği olan her öğrenci müracaat edebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sınav kılavuzuna göre her yıl 90 öğrenci alıyoruz. Türkiye'nin ilk tematik ve proje spor lisesi burası. Adı üstünde sadece voleybol eğitimi veriyoruz. Şu anda 350 öğrencimiz var. Şu anda okulumuzda okuyan 16 tane erkek alt yaş gruplarında milli sporcumuz. 3 tane kızımız var milli takımlarda oynayan. Mezun olmuş Efeler Ligi'nde oynayan sporcularımız var. Aynı zamanda yine birinciliklerde, ikinciliklerde, kulüplerinde mücadele eden birçok sporcumuz var. Bu kapsamda çok geniş bir havuzumuz var. Ve voleyboldaki başarının, sürdürülebilirliğinin en önemli noktalarından birisi içinde bulunduğunuz okul, salon ve pansiyon. Öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar nitelikli hale getiriyoruz. Voleybolcular yetişiyor, istatistik antrenörleri yetişiyor, hakemler yetişiyor. Yakında kondisyon antrenörleri de yetiştirmeye çalışacağız. Tam 4 yıldır buradayım. Aslında zaten siz iyi bir voleybolcuysanız burası sizi çekecektir illaki. Çünkü burası bir voleybolcunun, hatta bir sporcunun isteyeceği her şeye sahip. Yemekler, İşte bir staff ya da psikolog, fotoğrafçı, her şey var. Hep göz önündesiniz. O yüzden burası sizi çekiyor genellikle. Ceren Fire'nin sultanları bu okuldan çıkacak diyorlar. Doğru mu? Bilmiyorum artık. Çalışıyoruz, göreceğiz. Ya burada olmak öncelikle antrenman açısından bizim için çok iyi. Sabah antrenmanlarımız oluyor, akşam antrenmanlarımız oluyor. Aynı zamanda derslerde de eksik kalmıyoruz. İkisini aynı anda götürebiliyoruz. Burada hem çok tecrübeli antrenörlerle çalışıyoruz, hem de sahalarımız, imkanlarımız çok geniş. En küçük bir sakatlığımızda bile bir sürü fizyoterapistimiz, psikologumuza kadar her şeyimiz var. O yüzden bizim için çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum bunların. O yüzden inşallah Fire'nin sultanlarına giden yolda da çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Tebrikler. Çok teşekkür ediyorum. Buradan devam edelim. Devam edelim, sürdürülebilir diyoruz. Biz bu hikayeyi sürdürebilir olmalıyız. Nasıl olacağız? İşte Yavuz kardeşim gibi duyarlı davranan kişilerin Türk voleyboluna vereceği destekle. Biz burada bir şey daha var. Bu da geçen yıl başlayan 210 öğrencinin burada karşılıksız burs imkanı yaratıldı. Şu öğrencilerin konuştuğu imkanlar dışında ilaveten bunu da yapabiliriz. Çok güzel. Ama bunlar böyle, bu destekler devam edecek. Siz de güzel işler yapacaksınız, sürdürülebilir olasınız. Yoksa olmayız. Doğru. Günlük düşünürüz. Bugünün başarısını alkışlarız. Günü kurtarırız. Yarının başarısızlığının hüzününü yaşarız. Günü kurtarırız. Böyle hayat gelir geçer. Bu değil. Bugün bir sistem kurmalıyız ki ben veya Yavuz Bey burada oluruz veya olmayız. Ama bu sistem, bu düzen kim olursa olsun sürdürülebilir olmak, devamlılığını sağlamak, bu en büyük arzularımızdan bir tanesi. Buradan... Vallahi Doğan, öyle bir sistem ki, yani bu program sabaha kadar konuşsak bitmez. Ama öyle bir çatı kurmuş durumda ki Türkiye Voleybol Federasyonumuz, yani bence herkese örnek. Bir kere voleybol lisemizi konuşuyoruz. Onun arkasında 31 ilde fabrika voleybol var ve 31 ilde spor okulları var. Şimdi 16 tane daha Güneydoğu ve Doğu'da açılacak diye duydum. Harika bir haber. Bu yetmiyor. Özel spor okullarının akreditasyonu Voleybol Federasyonumuzun yeni hedefinde onlar var. Herkes aynı planı, aynı eğitimi versin istiyorlar. Ben biraz daha bahsedeceğim. Başkanım hep mütevazilik yapıyor ama Voleybol Federasyonu'nun tüm emektaşları ve paydaşları için sağlık kurulu var, eğitim kurulu var, teknik kurulu var, pazarlama organizasyon kurulu var, hukuk kurulu var, hakem kurulu var, voleybol lisesi var, fabrika voleyde 31 ilde altyapı okulları var.
Yani bunun sonunda iyi bir de yönetim var. Yıllardır süre gelen iyi bir yönetim var. Yurt içi, yurt dışında da takdir edilen bir çatı var. Ve ben şöyle tanımlıyorum. Ben sözlerimi tamamlayayım. Yani başkanım çok önemli burada. Yani ben uçtan uca sürdürülebilir gelecek için ne yapmam lazım diye düşünsem böyle bir spor organizasyonunda 5 kelimeyi yan yana diziyorum. Kapsayıcı olacaksınız, çözüm ortağı olacaksınız, verimli olacaksınız, sürdürülebilir olacaksınız ve her zaman ben geleceğe hazırım diyeceksiniz. Yani ben Türk voleybolunun sportif başarıyı hep bir köşede olacak, olmasa da geleceğe hazırız diyen nadir organizasyonlardan ve sürdürülebilir kelimesini bir yerde konuşacaksak 16-21'i ben değerlendirdiğimde evet sürdürülebilirliğin ilk bölümlerinin çok net yazıldığı bir organizasyon diyebilirim Voleybol Federasyonu için. Soruyu ben mi soracağım? Sen mi soracaksın başkanım? Ben başkana iyi haberler ya da sürpriz haberler var. Onları hatırlatalım diye. Peki. Türkiye gene bir ilk yaşayacak. 2022'nin yazında biraz ondan da bahsetmenizi rica ediyorum. Çünkü biz filenin sultanlarını duyuyoruz. Filenin efeleri de geliyor. Ama yani bu yaz için harika haberler var. Senden de buyurun. Söz aldık. Orada da yayın yapacağız tabii inşallah. Tabii tabii oradan yayın yapacağız. Başkanım o haberleri de sizden buyurun. Duyalım. Tabii şöyle ki aslında şu soruyla çok muhatap olmuştuk. Kadınlarımızın çok mükemmel başarısı ve erkeklerimiz ne durumda diye. Ben göreve geldiğimiz günde işte bu sürdürülebilir süreci hayata geçirdiğimiz bu ilk günlerde, temelini attığımız günler diyelim. Bugün geldiğimiz nokta neredeyiz biliyor musunuz? Erkek milli takımımızın Avrupa ve dünyada yaş ortalamasında en genç yaş ortalamasına sahip bir takım yaratılmış. Çok. Bakın ne kadar sürdürülebilir olacak biliyor musunuz? Senelerce, 10 yıl, 15 yıl. 2002 doğumlu çocuklar ilk 6'da oynuyorlar. Ve bugün yaş ortalamasında, en genç yaş ortalamasına sahibiz. Ve ilk defa bu yaz kadın ve erkek milli takımlarımız aynı anda bir hafta arayla dünya şampiyonasına katılacak. Aynı anda. Voleybol tarihimizde ilk kez oluyor. Evet. Ve biz 98 yılından itibaren de dünya şampiyonasına erkeklerde katılamıyorduk. Bir şey daha burada. Çok daha önemli bir şey var burada. Olimpiyat elemesi dahi hiç oynamadık erkeklerde. Hı hı. Ama geldiğimiz noktada biz eğer bu dünya şampiyonasında alacağımız dereceyle ki bu derecenin de çok böyle ilk 3, ilk 5 içinde değil. En azından klasmanda yerini koruduğunuz takdirde dünya klasmanında olimpiyat elemeye hakkı elde edeceksiniz ki bu da tarihinde ilk defa olimpiyat elemesi oynayacak. Nedir hayal? Bu kadar emeğin karşılığında erkek ve kadın milli takımın hem olimpiyat elemesi oynaması, hem dünya şampiyonasına direkt katılması, hem Avrupa şampiyonasına direkt katılması, erkeklerin Avrupa Ligi, Altın Ligi oynaması, kadınlarımızın Viyener Milletler Ligi'nin her yıl katılıp oynaması ki bunlar artık format değişti. FIBB ve SEV'in formatları değişti. Buradan alacağınız puanlarla çok ciddi puanlarla bir yere gelebiliyorsunuz ki bu da dünya sıralamasında aldığınız yer sizin olimpiyata gitmenizi daha da kolaylaştıracaktır. Biz 12. sırada iken dünya sıralamasında kadınlar, biz oradan Avrupa'dan 8 takımdan bir takımın olimpiyata gittiği yerde bir takım olarak biz gittik. Şimdi erkekler de aynı durumla karşı karşıya geleceğiz. Bu süreci inşallah. %100 değil dünya şampiyonasından sonra kesinleşecek. Katılacağız diye umut ediyorum. Peki süremiz bitti. Çok az bir zaman kaldı. Son sözü sana bırakayım ve burada da bir belgeseli de ben sana hatırlatayım. Evet. Ya biz tabii çok mutluyuz. Türk spor tarihine iz bırakacak federasyonumuzla beraber Sebat belgesini, Filanis Sultanları Sebat belgeselini çektik Aksa Sigorta ekibiyle beraber. Çok keyifli. Bütün spor severleri, bütün vatandaşları, izleyenleri federasyonumuzun YouTube kanalından, Aksa Sigorta'nın YouTube kanalından başkanıma da teşekkür ederim. Evet. Açık olsun, herkes açık olsun istedi. Sebat ismi çok, kelime anlamı çok güçlü. Sürdürülebilir olmanın temel taşı sebat etmek sebat. Aslında. 2016'dan 2021'e kadar olan bir Türk kadın voleybol milli takımının hikayesi işte antrenörüyle, tüm takımıyla, teknisyeniyle, fizyoterapistleriyle, yönetimiyle hikayenin 1 ve 2. bölümleri yayınlandı. Şimdi olimpiyat ve yeni bölümler Avrupa Şampiyonası çekilmişti. Onların kurguları yapılıyor. Çok keyifle izleyeceğiz ve hepimiz bence örnek alacağımız, biz iş insanları, ben
Türk voleybolunun yönetiminden ilham alıyorum. Açık söyleyeyim. Bu burada başkana bir kez daha teşekkür edeyim. Teşekkür ediyorum. Yavuz çok teşekkür ediyorum. Katıldın, şereflendirdin, görüşlerini paylaştın. Başkanım çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bunu burada bitirmeyelim. Önümüzdeki aylarda yeni gelişmeleri de paylaşmak üzere tekrardan Yavuz'la birlikte sizi davet edelim. Kırmaz gelirseniz çok sevinirim. Ağzınıza sağlık. Seve seve. Ve çok başarılarınız için de çok gerçekten tebrik ediyoruz. Evet efendim, Bakış Sürdürülebilirliğin özel bölümünün hafta sonu son programını bitiriyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Biz pazartesi günü aynı saatte 15.30'da sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.